Bakın, bir insan 3-5 harften meydana gelen bir cümleyi söylüyor ve Müslüman oluyor. Bunun için uzun uzadıya merasimlere ihtiyaç yoktur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesini söylediği andan itibaren o insan artık bambaşka bir insan oluyor. Bu cümleyi söylemeden önce adam kafirse necistir, pistir, kestiği yenmez, Müslüman bir kadınla evlenmesi haramdır, Kur'an'a el değmesi caiz değildir, mescide girmesi söz konusu değildir. Ama bu cümleyi söylediği andan itibaren o kişi mümindir, tertemizdir, kestiği yenir, bir Müslüman hanımla evlenebilir, Kur'an-ı Kerim'e el değebilir, mescide girebilir. Bakın, bir tek cümle insanı nasıl değiştiriverdi. Bu cümleyi söylemeden önce o küfür toplumunun üyesiydi. Bu cümleyi söylediği andan itibaren artık o İslam toplumunun, İslam ümmetinin üyesidir. Bu cümleyi söylemeden önce adam kafirdi, cehenneme gidiyordu. Ama bu cümleyi söylediği andan itibaren cennetin kapıları o adamın yüzüne açılmıştır. Bakın, bu cümleyi baba söylüyor, oğlu söylemiyorsa arada ne babalık kalır, ne oğulluk, ne miras kalır, ne de velayet hakkı. Eğer bu cümleyi koca söylüyor, karısı söylemiyorsa ya da bu cümleyi hanım söylüyor, kocası söylemiyorsa arada ne kocalık kalır, ne hanımlık, ne miras kalır, ne de velayet kalır. Bakın, bir tek cümle insanı nasıl değiştiriyor? Bir tek cümle insanı bambaşka bir insan yapıyor. Ama şunu söyleyeyim, İslam'da lafızların, harflerin, seslerin o kadar fazla önemi yoktur. Yani bir adam söylediği bu cümlenin manasını anlamadan söylüyorsa, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesini söylerken, ne dediğinin farkında değilse, nasıl bir taahhüdün altına imza attığının farkında değilse, nasıl bir sorumluluğun altına girdiğinin farkında değilse, bu sözü söylemesinin çok fazla bir değeri, çok fazla bir önemi olmayacaktır. Mesela ben bir cümle söyleyeyim size. Je le tenais au bout de mon fusil, le coup patrie, le chauvet tomba, pourquoi ma tout frappe à mort? Fransızca bir cümle söyledim. Eğer bunun manasını bilmiyorsanız, günde 100.000 defa bu cümleyi söyleseniz, sizin hayatınızda ciddi bir değişiklik meydana gelmeyeceği için bunu söylemenizin hiçbir anlamı yoktur. Başka bir örnek vereyim. Mesela bir adam farz edin ki susamış, su içmesi lazım. Suyu içmiyor da eline tesbih almış, bir köşeye çekilmiş. Akşamdan sabaha kadar su, 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 su diye 100.000 tesbih çekmiş. Şimdi bu adamın susuzluğu gider mi? Gitmez değil mi? Ya da adam üşümüş, yorgana ihtiyacı var, yorgan almıyor. Eline tesbih almış, sabahtan akşama kadar 100.000 tesbih çekmiş. Yorgan, 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 yorgan. Üşümesi gider mi? Gitmez. Kelime-i tevhid de böyledir. Eğer bir adam La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derken ne dediğinin farkında değilse, nasıl bir sorumluluğun altına girdiğinin bilincinde değilse, kelime-i tevhidin kendisinden neler istediğinin farkında değilse, onun manasına uygun bir hayata yönelmemişse, günde 100.000 defa da la ilahe illallah dese onun hayatında çok fazla bir değişiklik olmayacaktır. Bu sözü söylemesinin de hiçbir hiç önemi olmayacaktır.